Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi bir önceki videomuzda 21 numaralı sorulara kadar, 21 numaralı soruya kadar sorularımızı çözmüştük. Şimdi bu videoda da bundan sonraki sorularımıza bakalım. Nereye kadar çözebiliyorsak da çözmeye çalışalım. Şimdi sorumuz diyor ki, fx eğrisinin üzerindeki 1'e 2 noktasından, demek ki bakın bu 1'e 2 noktası fx'in üstünde. O halde benim buradan çıkartacağım birinci sonuç şu: f'te ben x yerine 1 yazdığımda 2'ye eşitmiş dostlarım. Şu nokta madem ki f'in üstünde, x yerine 1, y yerine de 2'yi yazdım. Diyor ki bu noktadan çizilen teğet doğrusu x ekseniyle pozitif yönde 135 derecelik açı yapıyor. Yani x ekseniyle pozitif yöndeki açı bizim eğim açımızdı. Bu açının tanjantı da eğimdi. Demek ki bu doğrudan, bu doğrunun, teğet doğrusunun eğimi tanjant 135, yani eksi 1. Peki teğetin eğimi dediğimiz şey neye eşitti? O fonksiyonun türevinde x yerine noktanın apsisini yazdığımızda bu bizim teğetimizin eğimiydi. Teğetin eğimini de tanjant 135'ten eksi 1 bulduk. Peki bir de bunu biliyoruz. Şimdi bildiğimiz bir diğer ifadede f'in ikinci türevini biliyormuşuz. E buradan ne yapacağız hemen? İkinci türevi biliyorsam bir kere integral alacağım. Hemen integral f'in ikinci türevinde x diyorum. Ve 12x'in de integralini alıyorum. Buradan f'in birinci türevine ulaşacağım. Çünkü türevlerden bir tanesiyle integral sadeleşti. Bir tane türev kaldı. Bunun da integralini alırsak 12x kare bölü 2'den 6x kare geldi. Artı c yazalım buraya. Şimdi f'in türevini biliyorum. C'yi bilmem lazım. Bunun için de f'in türevinde 1 eksi 1'e eşit olduğu için x yerine 1 yazıyorum. Hemen f'in türevinde 1'i bulacağım. 1 yazarsam 6 artı c geliyor ve bu da eksi 1'e eşitmiş. Bu durumda c dediğim şey eksi 7 geldi. Yani ben f'in türevinde x'i şöyle bulmuş oldum. 6x kare eksi 7 diye bulmuş olduk arkadaşlar. Peki şimdi f'e ulaşalım. O yüzden gelin burada da her iki tarafın birer kere integralini alalım. Hemen integral alıyorum dostlarım. Burada türevle integral gitti. Geriye bir tek fx kaldı. Şimdi buranın integralini alalım. X karenin integrali x küp bölü 3. Bölü 3 olduğu için 6 ile sadeleştirdim. 2x küp kaldı. Eksi 7x artı c geldi bu integralin sonucu. Şimdi c'yi bulmam lazım. F'in c'sini buluyorum. Bunun için de x yerine 1 yazacağım. 2'ye eşitleyeceğim. Hemen 1 yazalım. Şurası 2 olur. Eksi 7 artı c. Ve sonucu da 2'ye eşitledim. 2'ler gitti. C'yi buradan 7 bulduk dostlarım. C 7 geldi. Yani fx dediğimiz şey şuymuş meğersem. 2x küp varmış. 2x küp. Eksi 7x varmış. C'yi de 7 bulduğum için artı 7 diyorum. Peki bana neyi soruyor? F'de 0'ı soruyor dostlar. X yerine 0 yazarsam 0. 0, 7'den bir tek 7 gelir. Sorunun cevabı 7'dir deriz. Evet. Güzel bir soruydu. Biraz uzun sürdü çözümü ama oldu bitti işte. Evet, sıra geldi 22 numaralı soruya. Bir polinom var arkadaşlarım işin içerisinde. Bir polinom vermiş bize. Diyor ki buna göre px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi bir polinomun x artı 1 ile bölümünden kalanı bulmak demek px polinomunda x yerine eksi 1'i yaz, sonucu söyle demek arkadaşlarım, değil mi? P'de eksi 1'i soruyormuş bize meğersem. Şimdi biz burada ne yapacağız? Gelin şu integralden bir kurtulalım. Önce her iki tarafın bir türevini alalım. Şurada hemen her iki tarafın birer kere türevini alalım dostlarım. Türevini aldığım için şu integral gitti. Geriye x artı 1 kaldı çarpı px kaldı. Eşittir. Türevini alıyorum. 12 başa geldi. 12 x üzeri 11 artı 11 çarpı x üzeri 10
eksi m, n'nin türevi de 0 olduğu için yazmadım. Tamam. Buraya kadar geldik şimdi. Peki şimdi bizim m'ye ulaşmamız için hemen gelin şurada x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım arkadaşlarım. Çünkü şurayı sıfırlıyor değil mi? X eşittir eksi 1 için diyelim şöyle. Şurası bakın ne oldu? Eksi 1 yazarsam 0 geldi komple. 0 eşittir. Eksi 1 yazarsam eksi 12 gelir burası. Eksi 1 yazarsam 1, 11 gelir. Bir de eksi m var. Peki bu durumda şurası eksi 1 yaptı. Eksi m'yi bu tarafa atarsam m eşittir eksi 1 buldum. M'yi eksi 1 bulduk arkadaşlarım. O halde şimdi m'yi de getirip şurada x yerine eksi 1 şeklinde yazarsam bakın şöyle bir şey oluyor. X artı 1 çarpı px var. 12 tane x üzeri 11 artı 11 tane x üzeri 10. M de eksi 1'di. Burası da artı 1 döndü. Buraya geldik şimdi. Şimdi burada da px'e ulaşmam lazım. Her iki tarafın birer kere türevini alıyorum dostlarım. Yine gelin şurada buranın da türevini alalım. Buranın da bir türevini alalım bakalım ne geliyor. Bakın burada çarpımın türevi var. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci yani px. Artı ikincinin türevi yani p'nin türevinde x çarpı birinci eşittir. Şimdi buranın türevini alıyorum. 11'i başa attım arkadaşım. 11 çarpı 12'den 132 x üzeri 10 artı onu başa attım 110 x üzeri 9 birin türevi zaten 0. Şimdi bir daha x eşittir eksi 1 için desek. Eksi 1 yazdığımda bakın şurası komple 0 oluyor. Burada bir tek p'de eksi 1 kaldı. Şurada yerine yazdığım için p'de eksi 1 kaldı. Eşittir. Eksi 1 yazarsam x üzeri 10 artı 1 olur. 132 geliyor. Eksi 1 geliyor buradan x üzeri 9. Eksi 110 geliyor. Şu. Ve 132'den de 110 çıkarsa 22 kaldı. P'de eksi 1. Zaten bana da bunu soruyordu arkadaşlarım. Cevap 22'ymiş. Geldik 23 numaralı soruya. Güzel bir soru. Bir eğrinin herhangi bir noktasındaki teğetinin eğimi. Peki herhangi bir noktadaki teğetin eğimi neydi arkadaşlarım? Mesela apsisi A olan bir nokta düşünün. Teğetinin eğimini nasıl buluyordum ben? Türevini alıyorum ve o noktanın apsisini yerine yazıyordum. İşte bu teğetinin eğimi. Diyor ki o noktanın apsisinin A dedik o noktanın apsisine. Küpünün 4 katına eşittir. Yani 4A küpe eşitmiş. İşte f'in türevinde A'yı bulduk. Hadi gelin her iki tarafın bir integralini alalım şurada arkadaşlarım. İntegral alınca türevle integral sadeleşti. Geriye FA kaldı. Eşittir integralini alırsam A üzeri 4 bölü 4 olacak. 4'ler gidecek. Bir tek A üzeri 4 kalacak artı C. Diyor ki bize bu eğri 1'e 2 noktasından geçiyormuş. Yani A yerine 1 yazdığımızda sonuç 2'ymiş. Ya da X yerine 1 yazdığımızda sonuç 2'ymiş. Sonuçta biz Fx'i bulduk. Yani artık Fx bizim için şöyle bir şey. X üzeri 4 artı C. O zaman X yerine 1 yazalım. F'de 1 olur. 1 yazarsam 1 artı C olur ve bu da 2'ye eşitmiş. Demek ki C 1. Şimdi F'in x değerini şöyle yazalım. Demek ki x üzeri 4 artı c yani 1'miş. Bize de neyi soruyor? Bu eğrinin y eksenini kestiği nokta. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 veririz. F'de 0'ı soruyormuş demek ki. 0 yazarsam da f'de 0, 0 artı 1'den 1, az daha 0 diyorduk lan, 1 bulunur. Evet. Benzer bir soru da burada var arkadaşlarım. Hemen bunu da halledelim. Bir eğrinin herhangi bir noktasındaki teğetinin eğimi. Yani işte A'ya bir şey noktası dedim. B noktası olsun hadi. Teğetinin eğimi ne demiştik? Türevinde apsisi yerine yazacaksın. İşte bu diyor ki o noktanın apsisinin ordinatına oranına eşittir. Peki bu noktanın apsisi A. Ordinatına da B dedik. Yani B dediğimiz şey de FA değil midir arkadaşlar? İşte buna eşitmiş dostlar.
Bu eğri 1'e kök 10 noktasından geçtiğine göre denklemi nedir diye bir soru soruyor bize. Hadi gelin bunun da şimdi her iki tarafının integralini alalım isterseniz. Hemen integralini alırsanız şurada her iki tarafın. Gerçi burada a'lı bir şeyler geliyor. Burada f a'ya u diyeceğiz falan filan. Değişken değiştirme yapacağım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu daha düzgün bir halde yazalım. Şimdi f'in türevi demek dy bölü dx demektir. Yani f'in türevi yerine ben dy bölü dx yazsam şuraya. A dediğimiz şey zaten bizim apsis dediğimiz olay x. F A dediğimizde y. Böyle bir yazsak. Bakın bunlar birbirine eşitmiş. Böyle yazılabilir. Sonra şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. Buradan y çarpı dy eşittir x çarpı dx gelecek. Şimdi her iki tarafın integralini alırsak, aldık integrali. Buranın integrali y'ye göre integral alın diyor. Y kare bölü 2'dir. Buranın integrali x'e göre integral alın diyor. X kare bölü 2'dir. Bir de artı c'yi ekledim. Bu da şu demek değil mi kardeşim? Y dediğimiz şey fx demekti. Yani gözüküyor mu burası? Gözüküyor. F kare x bölü 2 eşitmiş x kare bölü 2 artı c. Şimdi demin ne biliyorduk bir de? 1'e kök 10 noktasından da geçiyormuş bu eğri. Yani x yerine 1 yazdığımda kök 10'a eşit oluyormuş. Hadi x yerine 1 yazalım. F'de 1'in karesi oluyor ki o da kök 10'un karesidir 10. 10 bölü 2'den burası 5 geldi. 1 yazıyordum 1 bölü 2 geldi burası artı c. Şimdi bunu da bu tarafa toparlayalım. Hemen bu tarafa atalım. C eşittir. 9 bölü 2 mi geliyor buradan arkadaşlarım? 1'i bu tarafa atarsam 19 bölü 2. C eşittir 9 bölü 2 geldi. Şimdi y c'yi de yerine yazarsak bakın burası şöyle oldu. Y kare bölü 2 eşittir x kare bölü 2 artı 9 bölü 2 geldi. Hatta buradaki ikilerde sadeleştirdiğimde y kare eşittir x kare artı 9 geldi. Yani y eşittir yani fx eşittir kök içinde x kare artı 9 sorumun cevabıdır dedi. Evet. 24 de tamamdır. Hemen 25 numaralı logaritma içerikli sorumuza geçelim arkadaşlar. Logaritma içerikli bir soru. Şimdi hiç korkulacak bir şey yok. Logaritmayı biliyorsunuz. Burada integralde uygulayacağım kural ayrı ayrı integrallerin toplamı var. Ben bunları tek bir integralde toplayabiliyordum. Yani şöyle logaritma 10 üzeri x çarpı tanjant x artı logaritma 10 üzeri x çarpı kotanjant x diye yazdım. Dx'imi de ekledim şuraya. Tek bir integral içerisinde topladım. Şimdi logaritmanın özelliğinden logaritmaların toplamı varsa bunları tek bir logaritmada çarpım şeklinde yazabiliyorduk. Yani şöyle logaritma tek bir logaritmanın içerisinde 10 üzeri x çarpı tanjant x çarpı 10 üzeri x çarpı kotanjant x diye yazabiliyorduk arkadaşlar. Bir de sonuna dx'i ekleyelim şöyle. Şimdi burada da neye bakmalıyız? Bakın tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı nedir? 1. O yüzden buna hiç bakmaya gerek yok. Ne kaldı geriye? İntegral içerisinde logaritma 10 üzeri x çarpı 10 üzeri x. Yani 10 üstünde 2x. Logaritma zaten tabanımız da 10. 10 üstünde 10 tabanında 2x geldi ki bu da ne demekti? Taban 10, 10 olduğu zaman burayı saymıyorduk. Bir tek 2x başa geliyordu. Yani integral 2x dx oldu. Bunun da integralini almak çocuk oyuncağı. X kare bölü 2'den 2'ler gidiyor. X kare kalıyor. Bir de artı c'yi unutmayalım dostlar. Evet şuna geldik. Şimdi yine ayrı ayrı toplamlar var. O zaman bunları tek bir toplamda yazalım. Şöyle olur. 3x eksi 3 değil mi? Fark olduğu için fark yazdım. Paydalar eşit olduğu için de kök x artı 1 diye bunu yazdık. Dx. Şimdi bu integrali bir satır daha düzenleyelim. Şurayı 3 parantezine alırsam x eksi 1 gelir bölü kök x artı 1 var dx. Şimdi bir satırda şurada düzenleyelim. Bakın x demek kök x'in karesi demek. Eksi
1 demek 1'in karesi demek. Bakın 2 kare farkı var burada. Buna dikkat ettiğimiz zaman şöyle bir şey geliyor. 3 çarpı 2 kare farkından kök x eksi 1, kök x artı 1 bölü kök x artı 1 de aşağıda var. Şimdi kök x artı 1'ler de gitti. Geriye ne kaldı? Sadece integral, 3'ü de başa alalım hatta, kök x eksi 1 dx kaldı dostlarım. Evet, bunun da integralini almak artık bizim için çocuk oyuncağıdır. 3'ü başa tekrar atıyorum. Kök x'in integrali x üzeri 1 bölü 2 demektir. O da x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 diye yazılır. Eksi 1'in integrali de x demektir. Bir de artı c'miz var. Düzenleme kısmını size bıraktım arkadaşlar. Burayı her türlü düzenlersiniz zaten. Gelelim 27 numaralı sorumuza. Evet, burada şuna dikkat etmeniz lazım. Bakın burada bir bölümün türevi var. Hatta neyin bölümü? X bölü fx'in bölümünün türevidir şu parantezin içindeki ifade. Başında da integral var. Bakın bununla bu sadeleşti. Geriye ne kaldı? X bölü fx, bir de artı c'yi de unutmayalım dostlar. 28'e baktığınızda da buranın çarpımın türevi olduğunu fark etmelisiniz. Birincimiz x'miş, ikincimiz de fx'miş. Çarpımın türevi gelmiş burada arkadaşlar. Bakın birincinin türevi 1, ikinci artı ikincinin türevi burada çarpı birinci. Dx'imizi de unutmayalım. Türevle integral sadeleşti. Geriye x çarpı fx kaldı, artı c'yi de unutmayalım. Geldik 29 numaraya. Bu birazcık gıcık arkadaşlarım. Gıcıklık olsun diye sorulmuş bir sorudur bu. Dikkatli olmanız lazım burada da. Şimdi bir kere f'in türevini almış hocam. Bakın f'in türevi gelmiş. Demek ki birinci f. Bak bölümün türeviymiş gibi duruyor değil mi? Ki gerçekten de öyle. Birincimiz demek ki f. Yani şu integralin içerisinde bir kere fx var. Bölü paydayı düşünüyorum şimdi dostlarım. Paydada x'li bir şey var. Demek ki x'li bir şey olacak ama bunun karesi geliyordu buraya. X küp gelmiş. Demek ki bir sakatlık var burada. Şuraya bakıyorum. Hani birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci dediğimde tamam birinci fx de ikincinin türevi 2 gelmiş burada. Bir şeylerde 2 var. Demek ki şöyle x kareli bir şeymiş ki 2'yi başa atmışım ben. Yani burası x kare olabilir mi diye düşünüyorum. Kesin emin değilim ama şu anda. X kare olabilir mi diyorum. O halde şöyle yapalım. Biz şu kenarda fx bölü x karenin bir türevini alsak. Bakalım bunun aynısı geliyor mu dostlar diye bakalım. Şimdi birincinin türevi fx'in türevi çarpı ikinciyi yazıyorum x kare. Eksi ikincinin türevi 2x çarpı birinciyi yapıyorum fx bölü ikincinin karesi yani x üzeri 4. Ve bakın şu üst tarafı x parantezine aldığımda buradan bir x gidiyor, buradan da bir x gidiyor. Burada bir tek x kalıyor, bak aynısı. Burada bir tek 2 kalıyor, bak aynısı. Burada da x küp kalıyor, aynısı. Demek ki gerçekten de bu fx bölü x karenin türeviymiş dostlarım buradaki ifade. Ve hemen türevle integrali sadeleştirdim. Geriye fx bölü x kare artı c kaldı dostlar. Güzel soruydu. Bunu bir kez daha okuyun, dinleyin. Evet, yine bir polinomlu soruyla karşı karşıyayız dostlar. Bakın buradaki polinomlu ifadenin eşiti ikinci dereceden bir polinom. Bunu çözmek daha kolay olacak. Çünkü ikinci derecedense ben px'e hemen şunu diyeceğim. Ax artı b olsun diyeceğim dostlarım. Neden hocam birinci dereceden bir polinom olduğunu düşündüm? Çünkü integralini alındığında eşiti ikinci dereceden. İntegral demek şuradaki kuvveti 1 arttırıyorum ya. Demek ki benim kuvvetim birinci derecedenmiş ki 1 arttırınca ikinci dereceye çıkmış. O yüzden px'i ax artı b seçtim. Ve getirip şurada yerine yazıyorum. Şimdi px yerine ax artı b yazdım. Eksi 2 çarpı şurada bir integrali var bu ifadenin. Direkt alıp yazalım arkadaşlarım. İntegralini alalım. A çarpı x kare bölü 2 olur. Artı bx artı c gibi bir integrali vardır bunun. Eşitmiş bu da. X kare eksi 3x artı 1'e. Hadi bir satır düzenleyelim.
ax artı b eksi 2'yi içeriye dağıtalım. 2 ile 2 sadeleşir. Eksi ax kare kalır. Eksi 2bx eksi 2c eşittir x kare eksi 3x artı 1'e. Şimdi x karenin katsayısı burada 1, burada eksi a. O halde eksi a eşittir 1'e. Demek ki a eşittir eksi 1'miş. Bu tamam. Şimdi gelelim a eksi 1 ise sabit sayımızı bulmaya dostlarım. Sabit sayımızda b ya da x'in katsayısına bakalım. Burada x'in katsayısında bir ax var. Bir de eksi 2bx var. X'in katsayısında burada da eşittir eksi 3x var. Yani a eksi 2b eksi 3'e eşitmiş. Şimdi a'yı eksi 1 bulmuştuk. Eksi 1'i bu tarafa atarsam artı 1 gelir ki eksi 2 olur burası. Eksi 2b eşittir eksi 2'den. B eşittir 1 gelir. Artı 1. B'yi de buldum. O halde benim px polinomum aslında şuymuş. Eksi x artı 1'miş arkadaşlar. Px polinomu buymuş. Bize neyi soruyor? Px'in x ile bölümünden kalan. Yani p'de 0'ı soruyor dostlarım. Hemen x yerine 0 yazarsanız cevabın 1 olduğunu görürsünüz. Evet, geldik bir alttaki sorumuza. Bakalım bu ne diyor şimdi. Bu sorudayız. Fx'in yerel ekstremum noktalarının apsislerini bulun diyor. Şimdi biz ekstremum noktasını nasıl buluyorduk? Hangi fonksiyonun f'in ekstremumunu soruyor. F'in ekstremumu. Hangi fonksiyonun ekstremumu soruluyorsa onun türevini alıp türevini sıfıra eşitleyen noktalar bizim ekstremum noktalarımızın apsisleriydi. O halde bana f'in türevi lazım. Bunun için de f lazım. F'i bulmam için şu integralde her iki tarafın türevini almalıyım. O halde her iki tarafın bir şurada türevini alalım. Hemen türev gelsin. Türevle integral gitti. Geriye ne kaldı? X çarpı fx kaldı. Eşittir. Türevini alıyorum. 4x küp eksi 6x geldi türevini alınca. Peki x'e de bölelim her iki tarafı. Fx'i bulalım artık. X'e bölersem 4x kare eksi 6 olur. Bu benim fx fonksiyonum. Bana da diyor ki bunun türevini sıfır yapan noktalar. F'in türevini bir bulalım. 8x'tir F'in türevi. Bunu sıfıra eşitlediğimde x eşittir 0 gelir. İşte sıfır noktası, yani x'in sıfır olduğu yerde benim ekstremum varmış. Zaten bir taneymiş, başka da yokmuş. Bunların toplamı da zaten sıfır yapıyor. X sıfır olduğu için. Evet. Bunu da hallettik. Geldik 10 numaralı sayfamıza. Bakalım burada ne var arkadaşlarım. Şurada bir kere bir integralimiz var. Şimdi burada hemen şunu yapamazsınız dostlarım. D ile integral sadeleşir diyemezsiniz. Eğer şu paydadaki ifade olmasaydı, sadece üst taraf olsaydı, evet, D ile integral sadeleşirdi, geriye şu kalırdı diyebilirdik. Türevle integrali sadeleştirdik ama aşağıda bu var. Buna ne yapacağız? O yüzden bunu bir önce bir düzenleyeceğiz. Yani integral, şu d ne demekti? İçinin türevini al, dx yaz. O yüzden şu içini önce bir düzenleyelim mi? Şuradaki içini. Bu x karedir. Çarpı x üzeri 1 bölü 2'dir. Yani ne yapar? Üstleri toplarsak x üzeri 5 bölü 2'dir bu. Peki şöyle yazalım. Türevini alacağım şimdi. 5 bölü 2 başa geldi. Çarpı x üzeri 1 azaltıyorum. 3 bölü 2 oldu. Bölü şu da ne demektir dostlarım? Bunu da burada yapalım. X çarpı x üzeri 1 bölü 2 demektir. O da toplarsam üstleri x üzeri 3 bölü 2 geldi. Yanına da dx'i çaktım. Bunlar gitti. Geriye ne kaldı? İntegral 5 bölü 2 dx. Sabit bir sayının da integrali neydi kardeşim? Yanına sadece x'i yazıyorduk artı c. İşte sorunun cevabı bu. Geldim buna. Bakın yine D'li bir şey var. D'li bir şey var ama yanında bir ifade daha var. O yüzden direkt D ile integrali sadeleştiremem. Tıpkı bir üstteki soruda olduğu gibi. O sebeple önce şuranın bir türevini alalım. Yani D ne demek? Buranın türevini al, yanına DX yaz demek. Buranın türevi nedir dostlarım? 1 bölü X'in türevi. Artık alıştınız. Eksi 1 bölü X kare demek. Yanına da DX'i yazdım. Şimdi bu eksi 1 bölü x kareyi de içeriye dağıtırsam integral şu hali alır. X kare ile x üzeri 4 sadeleşir.
eksi olduğu için de eksi x kare kalır. Şununla çarparsam bunu şöyle dağıtıyorum şimdi. Bununla çarparsam da kardeşim x kareler gider. Eksi 2 kalır bir tek geriye. Tabii ki dx'imiz var bir de. Artık bu integrali almak çocuk oyuncağı. Eksi x küp bölü 3 eksi 2x artı c. İşte sorumun cevabı budur. Geldik buna. Şimdi burada da ne diyor? Tek tek integrallerini alacağız. Fakat neye göre integral alıyoruz? B'ye göre. O halde benim şu a kare dediğim şey sabit sayıdır. Sabit sayının integralini nasıl alıyorduk? Yanına değişkeni yazıyorduk çarpım durumunda. Artı şimdi şuranın integralini alacağım. A sabit sayı, a dursun, çarpı b'nin integrali de b kare bölü 2 idi dostlarım. İşte sorunun cevabı bu. Artı c'yi de unutmayalım. Evet, geldik buna. Bakın yine bir polinom sorusu ve yine eşiti ikinci dereceden olduğu için ben px'e ne diyeceğim dostlarım? Px kesinlikle ax artı b şeklinde bir polinomdur diyeceğim. İntegralin sonucu ikinci dereceden çünkü. Getirip bunları da yerine yazalım. Şimdi burada p'nin türevi diyor. Türevini alırsam bir tek a gelir. Artı burada integrali diyor. İntegralini alalım. A x kare bölü 2 artı bx artı c eşittir x kare eksi x artı 2'ymiş. Evet, şimdi de gelin polinom eşitliği yapalım dostlarım. Hemen bunun x karesinin katsayısı 1, bunun x karesinin katsayısı da a bölü 2. O zaman a bölü 2 1'dir. A'yı 2 bulduk. Şimdi gelelim x katsayısına. Bunun x katsayısı bx'tir. Bununki de eksi x'tir. Tabii b eşittir eksi 1'miş. Bunu da bulduk. B de eksi 1'miş. A 2'ymiş. Hemen px'i buradan c'yi bulmaya gerek yok. Px'i yazalım. A yerine 2 yazıyorum. 2x. B yerine de eksi 1 yazıyorum. 2x eksi 1'miş. Bana da p'de 3'ü soruyor. 6 eksi 1'den 5 gelir. Sorumuzun cevabı dedik. Evet, 36 numaralı sorudayız. Şimdi grafikler var. Parçalı parçalı 3 tane grafik var. Şimdi bu grafikler bize neyi anlatıyor? Bakın şu grafik f'in türevinin grafiğiymiş. Bu diyor ki f'in türevi 4 noktasından geçiyor. X'in 4 olduğu noktadan. O halde f'in türevinde x yerine 4 yazarsanız 0'a eşittir diyor. Şu nokta çünkü 4'e 0 noktasıdır. Şu bize ne diyor? F'in grafiğiymiş. Bu da eksi 3, 0'a eksi 3 noktasıdır ki demek ki x yerine 0 yazınca y eksi 3 çıkıyormuş. Yani f'de 0 yazdığımda sonuç eksi 3'müş. Bunu da söyledik arkadaşlarım. Şu bize ne diyor? Bakın f'in çift türevinde grafiği verilmiş. Bir doğru grafiğidir. Hatta buradan denklem yazarız biz. X'i kestiği nokta artı y bölü y'yi kestiği nokta eşittir 1 diyebiliriz. Burayı da 6 ile çarparsak 6x şurada yazalım. 6x artı y eşittir 12 olur. Y eşittir 12 eksi 6x olur. Yani y dediğimiz bu grafik için f'in çift türevi. X 12 eksi 6x'tir arkadaşlarım. F'in çift türevinin denklemini biliyoruz o halde biz. Tamam. Şimdi biz ne yapalım dostlarım? Gelin şuranın bir kere integralini alalım. Yani f'in çift türevinde x eşittir 12 eksi 6x ya. Birer kere integral alalım. İki tane türev olduğu için biri integralle sadeleşti. Bir tane türev kaldı. Buranın integralini alıyorum. O da 12x eksi 6x kare bölü 2'den 3x kare artı c geldi. Şimdi önce c'yi bulalım. Ne yapacağız? F'in türevi için neyi biliyorum? X yerine 4 yazarsan 0'a eşittir diyor. Hadi x yerine 4 yazalım. F'in türevinde 4 eşittir. 4 yazarsam 48. 4 yazarsam 16 çarpı 3'ten 48 artı c 0'a eşitmiş. Demek ki c'de 0 geliyormuş buradan. Çünkü şunlar 0 yapıyor. O halde biz f'in türevinde x'i bulduk artık. 12x eksi 3x kareymiş. F'in türevinde x buymuş. E o zaman bunun da hemen gelin birer kere integralini alalım hemen. Türevle integral gitti. Fx kaldı. Buranın integrali 12 çarpı x kare bölü 2'den 6x kare. X küp bölü 3'ten 3'ler gider. Eksi x küp artı c kaldı. Şimdi f'de x ile ilgili ne biliyoruz?
0 yazınca cevap eksi 3'müş. Hemen x yerine 0 yazalım. 0 olur. 0 olur. C ve bu da eksi 3'e eşitmiş. O halde C eşittir. Eksi 3 bulduk. Bu da tamamdır. Hadi gelelim şimdi şuraya da fx'i bir daha baştan yazalım. Fx eşittir. Şuradaydı. 6x kare eksi x küp artı c. Yani eksi 3'tür dedim. Bize de neyi soruyor? F'de 1'i. Hemen bulalım. F'de 1. 6 eksi 1 eksi 3 olur. 5. 5'ten de 3 çıkarsa 2 çıkar. Sorumuzun cevabı 2'ymiş dostlar. Evet. Bunu da gömdük. Aa, bitmiş sorular. Değişken değiştirmeye geçmişiz dostlarım. Kaç dakika oldu? 30-35. 30 dakika olmuş. Tamam. İyi. Bir sonraki videomuzda da değişken değiştirme yöntemine geçeceğiz demektir. Burada duruyorum o halde arkadaşlarım. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.